Evet efendim, Kıtay Manastır Ozanlık yoluyla ilgili şikayetleriniz varmış. Görüşürüz efendim. Evet. Şimdi biz daha önce şikayetlerimizi bildirdik. Sağ olsunlar, o zaman seçim var diye kalktılar geldiler sabahın 9'unda. Ertesi gün sesimizi duyurduk, eylem yapacağız falan dedik. İşte ondan dolayı kalktılar geldiler, hani ortalık karışmasın gibi. Şimdi yine bugün aradan en az 3-4 ay geçti, herhangi bir çalışma yok. Çalışmanın haricinde şimdi arkadaşlar sağ olsun gelmişler bizden haraç almaya. Kişi başı 40 bin lira verirseniz yaparız falan altyapınızı diye. İşte biz de gerekli yerlere başvuracağız. Olmazsa yine başkanın şeyiyle biz yine eylem yapacağız. Ne tür şikayetleriniz var? Ya altyapımız yok. Yollarımız yok. Her gün arabaların lastiği paramparça. Artık lastik parası vermekten biz bıktık. Sonuçta burada ne sektör üzerinde? Biz gıda üstüne icraat yapıyoruz. Onun dışında gıda sağlıkla, aslında sağlık çok önemli gıdada. Gelin görün ki her taraf işler acısı. Su yok. Elektrik zaten 3-4 günde bir muhakkak gidiyor. Ondan sonra deseniz hiçbir şey yok. Yani yolumuz falan hiç, herhangi bir şeyimiz yok. Biz burada mağdur durumdayız. Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür ederiz. Gönülden bir yana, Gıda İmalatçılar Sitesi kurulundan bir yana bizleri yalnız bırakmadınız. Bizlerimizin sesimiz oldunuz. Sesimiz oldunuz. Gerek sitenin eksikleriyle ilgili, gerek sitenin sıkıntılarıyla ilgili. Bizlerin elimiz oldunuz, dilimiz oldunuz. Bizlerin seslerini iyi duydunuz. Ben burada sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bugün görüldüğü gibi Gıda İmalatçılar Sitesi'nin yolu ne durumda? Biz geçen seçimde Sayın Celalettin Güneş'ten söz aldık. Dedi ki ben kazanırsam 1 Nisan'da geleceğim. Sitenizin bütün yollarını yapacağım. 1 Nisan sözünü aldık. Bir 2. Nisan da geçti. Daha ortada bir şey yok. Çünkü biz burada gıda üretiyoruz. Sağlık bizler için çok önemli. Aynı zamanda dışarıdaki bayilerimiz geldiği zaman dışarıya mal satıyoruz. Gelip bizim iş yerlerimizi gördükten sonra bayılıklarımız iptal oluyor. Nedeni nedir? Nedeni şu. Yol sorunu, çevre düzenlemesi ve altyapı ve elektrik sorunlarımız var burada. Düşünün, yıllardan beri hep Şanlıurfa'da sanayi yok diyoruz. Sanayi yok diyoruz ama bugün işte bakın burada Şanlıurfa'da sanayi var. Ama ne yazık ki yolu yok, çevre düzenlemesi yok, elektriği yok. Ve aynı zamanda Gıda İmalatçılar Sitesi'nde devlet yok. Yalnızca devlet ne zaman var Gıda İmalatçılar Sitesi'nde? Elektrik parasına geldiği zaman, su parasına geldiği zaman, imarla ilgili cezaya geldiği zaman her gün burada dolaşıyor. Ama hizmete gelince ne yazık ki ortada yoklar. Ama biz burada Gıda İmalatçılar Sitesi'nin tutuk duruma düşmesini istemiyoruz. Biz yöneticiler olarak bütün haklarımızı arayacağız. Çünkü biz burada kan kaybediyoruz. Biz burada varımızı yokumuzu biz bir işlere bağlamışız. Çünkü bizim sesimizi Ankara daha iyi duyuyor. Çünkü Ankara'dan şimdiye kadar 80 tane projemiz geçti. Ankara sesimizi duydu. Biz de gerekli hibelerini gönderdi. Ama yerelde herhangi bir hizmet alamıyoruz. Evlerden toplanıp şu kararı aldık. Allah kısmet ederse, Mayıs'a kadar yollarımız çözülmezse bize düşen hak, eylemimizi yapacağız. Çünkü biz devletten, belediyeden, hükümetten iş istemiyoruz. Biz sadece normalde nasıl Siverek'e betondan yol yapılıyorsa, nasıl Akçakale'de yol yapılıyorsa, köy yollarına yol yapılıyorsa, o zamanı gelince yapıyorlarsa, biz de bir imalatçı olarak, bir sanayici olarak biz Gıda İmalatçılar Sitesi'nin yolunu istiyoruz. Başka istediğimiz belediyenin herhangi bir şey yoktur. Eksik kaç? 4 milyonu siz verin. 4 milyonu da bizler vereceğiz. Beraber ortaklaşa yapalım diyorlar. Ben 8 milyon parayı buraya düzersem, bütün sokaklara düzersem vallahi bunun içine 7 milyon para artar. O da ara mesafe vermeden düzersem. Yani şudur nedir? Yolunuzu yapmıyoruz kardeşim. Gidin ne haliniz varsa gidin görün. Biz de gerekli eylemimizi yapacağız. Burada sizlerin huzurunda, siz basınların huzurunda bütün kamuoyuna duyurur. Diğer belediyeler
Ne kesinlikler çıkarır değil mi? Sıkıntı yok.